Sol ayaklı yerli stoper. Böyle söylediğimizde içiniz acımış olabilir. Çünkü Türk futbolunun yıllardır kanayan yarası muhtemelen bu konu. Kariyeri biraz geç açılmış olsa da Abdülkerim 4-5 yıl daha kanayan yarımıza merhem olabilir belki de. Gelin Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın hikayesini beraber dinleyelim. Abdülkerim 7 Eylül 1994 yılında Konya'da doğdu. Futbola 2009-2010 sezonunda Fenerspor altyapısında başladı. Daha sonra 2011-12 sezonunda Konyaspor altyapısına transfer oldu. Başta da bahsettiğimiz gibi kariyeri biraz geç açılmış oldu solak stoperimizin. Hatta katıldığı bir basın toplantısında gazeteci Kadir Çetinçalı da bu soruyu ona yöneltti. Abdülkerim kalitesini göstermekte neden gecikti? Abdülkerim'in bu soruya cevabı: zamanında Konyaspor'da oynarken 1. lige çok kiralık gittim. Ben de bazen çok geç kaldığımı düşünüyorum. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler de olabilirdi oldu. Konyaspor onu kiralık olarak Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'a göndermişti. Buralarda inişli çıkışlı performanslar gösteren Abdülkerim kendisini bir üst seviyeye taşıyan performansı 2019-20 sezonunda Altay'da gösterdi. Altay'ın playoff oynamayı 2 puanla kaçırdığı sezonda 3 gol 1 asistle oynadı ve savunmadaki performansıyla da alkış topladı. 2020-21 sezonunda artık Konyaspor'un as stoperi olmayı başarmıştı. Bu sezonu da çok iyi geçiren Abdülkerim 39 maça çıkıp 3 gol 4 asistle oynadı ve Konyaspor savunmasının bel kemiği olmayı başardı. O kadar görkemli bir performans sergilemişti ki 24 Mart 2021'de milli takım kadrosuna ilk kez davet aldı. Bir stoper için çok yüksek bir gol katkısı olan 7, kendisinin hücum özelliklerinin ne kadar fazla olduğunu göstermeye yetiyordu. Bir stopere göre topla arası çok iyi olan Abdülkerim sık sık driplinglerle de savunmadan çıkışlarda önemli rol oynuyordu. Tabii bu cüretkar driplingler bazen basit ve kritik top kayıpları yapmasına da sebep oluyordu ama olacak o kadar. 2021-22 sezonunda Konyaspor'da gösterdiği performansla Fatih Terim'in ilgisini çekmeyi başardı hırslı stoper oyuncusu. Daha sezonun ortalarındayken Galatasaray'ın Abdülkerim'e ilgisi olduğu yazılıp çizilmeye başlanmıştı bile. Markaan'ın da sezon içinde ayrılmak istediğini menajeriyle kulübe iletmesi bu transferin olabilirliğini arttırdı. Markaan'a benzer özellikler taşıması, yerli olması ve solak olması spot ışıklarını Abdülkerim'e çeviriyordu. Dönemin Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut da 1,5 senedir faul olarak beraber çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu süreçte milli takıma da davet edildi. Şanssızlıktır 2 tane daha milli maça davet edilecekti ama tam o zamanlara sakatlığı denk geldi. Sürekli gelişim içerisinde Abdülkerim bir kere çok çalıştı. Her antrenmana önem verdi. Her maç yüksek performans gösterebildi. Bazı zamanlar pik yaptı. Sonuç olarak çalışmasıyla, konsantrasyonuyla ve kalitesiyle bence Türk futbolu için çok önemli bir stoper. Türk futbolu için de, milli takımımız için de çok önemli bir oyuncu halini alacağını düşünüyorum. Cümleleriyle anlatıyordu Abdülkerim'in sahip olduğu yetenekleri. 2021-22 sezonunu da çok başarılı bir performans göstererek kapatan Abdülkerim, 34 maçta 5 gol 4 asistle oynadı ve yine savunma performansıyla da alkışları aldı. 5 gol 4 asist rakamlarının bir stoper için ne kadar büyüleyici olduğu yorumunu size bırakıyoruz artık. Ama bizi büyülemeye yetti açıkçası. 2022-23 sezonuna girerken Abdülkerim'in transfer hikayesi yılan hikayesine dönmüştü. Oyuncuyu hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem de Galatasaray istiyordu. Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Konyaspor başkanına Abdülkerim için ulaşan Galatasaray yetkilileri "Biz Fenerbahçe ile 2.8 milyon euroya anlaştık" cevabını almıştı. Bunun üzerine beklemeye geçen Galatasaray tarafı oyuncunun yıllık ücrette Fenerbahçe ile anlaşmaması üzerine tekrar devreye girdi. Konyaspor cephesine "Fenerbahçe ile hangi şartlarda anlaştıysanız bunu karşılamaya hazırız" dediler ve Abdülkerim ile de görüşerek "Markaan'ın ayrılma ihtimali çok yüksek, seni direkt onun yerine 11 oyuncusu olarak düşünüyoruz" mesajını verdiler. Galatasaray cephesinden gördüğü ilgi biraz başını döndürmüş olacak ki kendisine anlatılan rolü ve projeyi benimsedi ve Galatasaray'la anlaştı. 2022-23 sezonuna Galatasaray'ın ilk 11 stoperi olmayı başararak girdi. 3-4 sene geriye gittiğimizde bu belki de Abdülkerim'in
hayallerini süsleyen bir olayken artık gerçek olmuştu. Daha sonra Galatasaray'ın YouTube kanalına verdiği röportajda da Galatasaray'da olmak tarif edilemez bir duygu sözleriyle anlattığı yaşadığı hisleri. Sonunda hedeflediği adımları bir bir çıkıyordu azimli stoper oyuncusu ama sezona istediği gibi girememişti. Galatasaray'ın kadroyu tamamen yenilemiş olması ve bundan dolayı sezona ritimsiz girmesi Abdülkerim'i de kötü etkilemişti. Süper Lig'de hiç kırmızı kart görmemesine rağmen verilen Dünya Kupası arasına kadar iki kırmızı kart gören başarılı oyuncu, iki gördüğüm karta da şok oldum. Özellikle ilkinde kafa topuna çıkıyorum, elim omzuna geliyor. Bence faul bile değildi pozisyon. En büyük takım olmanın farklılıkları herhalde bunlar. İnşallah en kısa zamanda düzelir bu olaylar sözleriyle anlatmıştı şaşkınlığını. Dünya Kupası arasından sonra ise bambaşka bir Abdülkerim ve Galatasaray izlemeye başladık. Hep yıldız hücum oyuncularıyla bahsedilen Galatasaray'ın belki de underrated kalan savunma tarafının çok büyük yükünü çekiyordu. Nelson'la yakaladıkları uyum sayesinde kalesinde çok az pozisyon gören bir takıma dönüştü Galatasaray. Bu performansın bir ödül de hak ettiği gerçekti. 17 Mart 2023 tarihinde milli takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna seçildi. Sonra kimsenin pek de anlayamadığı bir baş ağrısı hikayesiyle kadrodan çıkarılmış olsa da artık milli takımın solak stoperi olmuştu. Abdülkerim sezonun geldiğimiz noktasında Galatasaray'la 23 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol 2 asistle yine skor noktasında da kendisini göstermeye devam ediyor. Bakalım Abdülkerim geç açılan ama çok iyi noktalara gelen oyuncuların temsilcisi olmaya devam edebilecek mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın.